Siyasetinin müktelif rehberleri
Kolmama'yı yerleştirdik. Bu
Özelleştirildi. 33 faize kadar, yani 3'te 1'i belediyelerin
Yönetsel, siyasal ve toplumsal bir konu. Bu tanımlanan hareket
Ancak yerel yönetimlerde yine anlayış noktasında bir kargaşa da yaşanmaktadır. Merkezi idare anlayışından vazgeçmek istemeyen ülkelerde merkezi idarenin taşrak teşkilatlarına yetki devri tercih edilmekte ve bu çalışmalar da yerel yönetimler reformu olarak kurulmaktadır. Size yolun, suyun, kanalın, asfaltın gelmesi bir hizmet
%30'una yakını taşınıyor. Bunun ek örnek olarak her yıl bütçede başa yukarı 10 milyon dolara yakın bir ek emek verisi sağlamak gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla kaynak sadece merkezi idare eden değil, yere sayılmış olan yetkilerinin de yere yönelik kendi kaynaklarını daha özgür bir şekilde hazırlayabilmesi mutlaka gerekiyor. Bir başka husus ise vesayet yönetimi diye ifade edebileceğim özel güç sağlanması. Ben Azerbaycan'da belediyelerin kurulduğunda, ilk kuruluş yerine baktığımda vesayet yönetiminin olmadığını, bunun sadece hukuki olarak yapıldığını gördüm. Ben de sevindim. Biz yaptığımız her işlerden dolayı merkezi idareyi kontrol ediyorum. Müfettişleri marifetiyle, düzgün yapmış, yanlış mı yapmış diye. Bu çok yanlış bir şey. İnşallah Azerbaycan bu başladığı olumluyu devam ediyor. Bu nedenle meclisler tarafından yapılması gerekmektedir. Yerel özellik, yerel yönetim ve toplumuna devletin müdahalesi olmadan, yerel toplumun kendi özgür iradeleriyle seçtikleri bağımsız organlarca, yani belediyelerce denetlenmeli ve yasalarca belirlenmiş bazı yerel yönetim yetkileri bakımından kendi kendilerini idare edebilmelidir. Türkiye'de bürokraside icraî sorumluluk var. Ama ihmali sorumluluk yok. Her yaptığınız işten dolayı sizi gelip denetleyebilirler. Düzgün mü yapmış, yanlış mı yapmış diye denetleyebilirler. Ancak bir işi yapmazsanız niye yapmadığınızı gerekiyorsa bile sorusalım. Dolayısıyla bu vesayet denetimindeki anlayışın getirdiği korku belediyelere hizmet yapmamaya doğru gitmedi. Bu çok yanlış bir şeydi. Bu kadar özellik ilkesine dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Katılımcılık ise bu dünyada tartışılan sivil toplum örgütlerinin katılımcılık kanalları oluşturması, demokrasinin tam anlamıyla hayata geçebilmesi, yerel örgüt kanallarının ve yerel inisiyatiflerin toplum yararına hayata geçilmesi de mümkün. Demokrasinin özünde yerellik ve yerellik özünde de demokrasinin okulu olması yapmalı. Türkiye'de 3200 belediye bulunmaktadır. Ve bunların belediye başkanları ve meclis üyelerinin sayısı yaklaşık 40 bin kişidir. Bu bir demokratik bütün. Dolayısıyla belediye meclislerindeki arkadaşlarımız ve başkanlar Türkiye siyasetini yönetme noktasında okulda tevhid-i tevhisat görmektedirler. Ben de uygulamaları daha sonra onu merkezi öğretmeye taşımaktadırlar. Peki bir ülkede yerel yönetimlerin tam yönetim içinde yeniden yapılandırılarak yetkisi, kaynağı, özelliği ve katkılı daha geniş olarak düzenlenmesi sonuç itibariyle kalite ve verimlilik ve etkinlik açısından yeter midir diye bir soru sorsak. Yani saydıklarımızın hepsini yaptık. Peki sonuçta kalite ve yönetim oluşacak mı? Kalite yönetim olacak mı? Hayır. Çünkü yerel yönetimlerin problemleri yetki, kaynak, özellik ve katılım ile sınırlı değil. Bu problemler yanısıyla bir de kendisinin, belediyenin kendisinin örgütsel ve fonksiyonel problemleri var. Belki bu Azerbaycan'da daha yeni ama bu örgütsel problemlerle yaşanamaması için bunlara da mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ki burada belediye başkanlarına iş düşmektedir. 1970'li yıllarda tartışılmaya başlanan örgütsel yapılanma bize şu şekilde ifade etmemiz mümkün. Bilmiyorum. Bürokrasi deyince veya kamu yönetimi deyince akla bürokrasi geliyor. Bürokrasi deyince de kırtasiye çıkar. Yani yaptığımız işin haberi yazıp ve denedik az olur. Bu kavram hantal ve verimsiz bir yapıyı çağrıştırmaktadır. Yetkileri, çalışma usul ve prensipleri sıkı belirlenmiş, mevzuat çerçevesinde oluşan ve vatandaşa değil. Üst yönetimde hesap verme anlayışı üzerinde bina eden kamu yönetimde zaman içerisinde vatandaş değil, bizdeki ifadesiyle mevzuat hazretleri memnun etme gayreti oluşmaktadır. Oysa kamu yönetimin varlık sebebi vatandaşa hizmet. Yerel yönetimlerde alışılmış bürokratik anlayış yerinin modern yönetim anlayışına, tıpkı bir şirket anlayışına geçmesi
İş süreçleri iyileşme çalışmaları bulunmamasından dolayı hizmet üretimi için takip edilen prosedürler, işin en kısa zamanda ve istenilen özelliklerin üretilmesinden dolayı gereksiz bir şartta tutulması yönünde oluşturulmaktır. Ben de bir konuşurken Sayın Başkan süreli ilişkin ürettiğim için toparlayayım mı? Evet. Ben bir örnek veriyorum sana. 1994 yılında Emlik Belediyesi'nde bir imar kurumu için insanlar müracaat ettiğinde 40 bin işlem yapmak zorundayım. Herkes bir imza atacak. Biz bunu iyileştirerek yapı içerisinde önce 20'ye şimdi de bilgisayar dışında tek tuşa kadar indirebilir. Yani yapının anda olması gerekmektedir. Bir başka husus ise performans üretiminin genel üretimlerde bulunmayışıdır. Bilindiği gibi performans belirlenmiş hedefe ulaşım seviyesinin ölçüm değeridir. Performans değerlendirilen bir kurumun çalışanları, süreçleri ve birimleri çalışmalarını değerlendirmek için oluşturduğu ölçüm modelidir. Eğer bununla sağladığı kurumlarında iş yapan personelle yapmayan personel arasında bir ayrım yapamazsanız aynı maaşı alan insanlar daha sonra verimsiz hale geliyorlar. Kamu yönetimi maalesef bir işi yapmak için değil, hata yapmamak için öldüklenmiş. Ben Türkiye için hata yaparsanız aklınıza işlem yapılır. Dolayısıyla iş yapmak için hata yapmamak esas olmaktadır. Yetkisiz fakat etkin çalışanlarıyla gelen ürünler hata yapmayalım derken sorun üreten merkezlere dönüşmektedir. Eğer burada Azerbaycan'da dikkat edilmezse bu noktada ileride telafisi mümkün olmayacak sıkıntılar yaşanılabilir. Bir yine örnekle bunu ifade edelim. 1994, yani 9 yıl önce Pendik Belediyesi'nin nüfusu 200 bin, personel sayısı 900. Biz yönetimin yapısını, çalışma metodunu ve işlemleri değiştirerek 2000 yılında nüfusumuz 400 bin, personel sayısı ise 500'e indi. Oysa ürettiğimiz işlemler 4 katı, 5 katı büyük.
Pendik 1994 yılında Nemzi sahibi baş hayvan görülmüş çiftli bir kente benzer yeri. Şimdi Pendik'e gidenler oradan ayrılmazlar. Zaten bu bir geçim. Oraya bak, Erol Bey'de ona göre bundan öğrenmesi şey çok bu kadar kadar diğer baş hayvanlarından da tersi gösteriyorum ki bu sana bu iki günlerde Erol Bey'de öğrenmesi şeyler yok. Şimdi Erol Thank you.
Mesela müşahit
siyasetçiler ve bürokratlar arasında zaman zaman bir rekabet, bir çekişme yaşanır. Bu rekabet çekişme sıfırlara da konu olmuştur. Bizde bir vali bulunduğu şehirden milletvekili deputat olmak istiyor. Tabii iktidar partisinin o yerdeki teşkilatının başkanı da bunu pek istemiyor. Ama istemediğini de açıkça ifade açıkça söyleyemiyor. Ne de isteler, başkan ne yapacağını bir siyasetçi gibi önceden anlatıyor partinin başkanı. Her şeyi işliyor, bütün problemleri konuşuyor. En son valiye de söz hakkı vermesi gerektiği zaman şimdi diyor Sayın Vali size Türk bayrağının faziletlerini anlatacak. Şimdi bir konferansın sonunda konuşmanın getirdiği bazı sıkıntılar var. Benim konuşmam Türk Dünyası Belediyeler Birliği konusunda olacak. Türk Dünyası Belediyeler Birliği konusunda Sayın Başkan Erol Kaya'nın açıklamaları oldu. Ben onları tamamlayacak bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Şimdi bugünkü dünyada yerel yönetimlerin etkileri, oynadıkları var. Uluslararası politikada oldukça önemli. Yerel yönetim teşkilatları, yani belediyeler kendi ülkelerinde bir araya gelerek kuruyorlar. Bu birliklerle, ittifaklarla kendi aralarında emeklilik ilişkilerini, alakalarını genişlendiriyorlar. Bunlarla birlikte belediye teşkilatları kendi devletlerinin kanunlarının icazı verdiği nispetlerle genel halk teşkilatlara düzgün olarak koşulma imkanına sahipler. Dünyadaki bütün belediye teşkilatlarında kendi bünyesinde barındıran hemen her ülkeden belediye teşkilatının üye olduğu belediye halk bir yerli hızlı idare teşkilatı var. Bu teşkilat son 10 yılda çalışmalarını daha da arttırmıştır. Belçika'nın başkentinde merkez ofisi var ve bu merkez ofisiyle birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde şube gibi ofisler açmıştır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği de bu beyne halk teşkilat gibi kurulması, teşkil edilmesi planlanan bir teşkilat. Bu teşkilat, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin inkişaf ettirilmesine katkı sağlaması beklenilen bir teşkilat. Bu teşkilatın kurulması yönündeki çabalar ve bu teşkilatın isim babası Pendik Belediye Başkanı Sayın Erol Kaya'dır. Erol Kaya bu projenin, bu teşkilatın kurulması için fikrini ortaya attıktan sonra biz de Kafkas Üniversitesi'nin Belediyecilik Araştırma Merkezi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kurulması için neler yapılması gerektiği konusunda bir rapor hazırlayıp kendisine takdim etmiştik. Şimdi bu rapordaki görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Türk Cumhuriyetleri 100 yılda yakın bir dönemdir Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin egemenliği altında. 1991 yılından itibaren Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar ve bu bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra birçok problemlerle karşılaştılar. Örneğin Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısına maruz kalmıştır. İlan edilmemiş bir savaşıyla muhatap olmuştur. Bunun sonucunda ülkede yaşayan 7 insandan birisi, 7 neferden birisi kaçkın ya da mecbur göçtür durumuna düşmüştür. Türk Cumhuriyetlerinin hepsinin benzeri problemleri var. Türkiye son 4 yılda devletle başlayan, iktisadi krizlerle devam eden problemlerle karşılaşmıştır. Bu problemlerimizin birlikte
bilgileri